Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün böyle bir vlogla başlayayım dedim. Şimdi bugün Volvo'nun işlemleri var. Volvo'yu Volvo'ya bırakacağım. Daha yeni aldım, ne işlemi diyecek olursan. Alırken işte önden tıkırtı geliyor dedik. Okey, ben yaptırırım dedim ona. O şekilde aldım. Onu tıkırtısını yaptıracağım şimdi. Öyle dememizin sebebi de daha uygun fiyata almış olduk işte. Kırdığımız fiyatla da benzer bir şey de çıkmış oldu. Ama onlar tıkırtın nereden geldiğini ilk önce anlayamadılar. Eleman anlamayan biriydi zaten. Neyse, burada Volvo'ya getirdik. Güzelce yapacağız şimdi. Yıllık bakımı falan da yapılacak. Hepsi. Oradaki Volvo biraz sallamış işleri. Bakalım yaptıralım edelim. Sonra toplam maliyetini görmüş oluruz. Ondan sonra şimdi hemen eve yürüyeceğim. Bir 40 dakikam var. Yürüyeceğim, kahvaltı yapacağım. Tesla ile garaja gideceğim. Garajda Tesla şarj olurken sonra Audi, 20 gündür Audi'yi oynatmıyoruz yerine. Audi ile şeye gideceğim. Yanın yanına gideceğim. Maviş'in yanına. Oradaki gelişmelere bir bakalım beraber. Orada ne göreceğim ben de bilmiyorum şu an. Ama bakalım. Her yer Volvo. Gördüğünüz gibi karşısı Volvo, orası Volvo, burası Volvo. Elektrikli yere geldik. Şöyle geri geri. Şuraya girelim bakalım. Volvo'nun parkına kendi arabaları zar zor sığıyor. Evet, içerisi Volvo. İçeriği de hızlıca göstereyim. Şöyle Volvo'lar var. Yeni model bir Volvo. Şöyle kışlık Volvo. Burada çoğu elektriğe takılmış, elektrikli ya da plug-in hybrid olan Volvo satılmış. Burada gördüğünüz gibi 57.900 euro. Volvo Select, yani approved araçlar. İkinci el olmuş oluyor bunlar. Bu V90 da 65.000 euro. 50.000 euroya V60 var. XC60 64.000 euro. R Design 340 beygirlik T6. Hemen burada da XC40 53.000 euro. 211 beygir. Şu da T6 yine 340 beygirlik XC60 var. 62.500. Şurada XC90 var. Bizimkinin yeni modeli ve 93.000. Bizim bunun neredeyse değil, biraz daha aşağıya olan yarı fiyatına aldık. Yeni modele gerek yok. Volvo'cum, see you later. Evet, şimdi Tesla ile garaja gideceğim. Tesla buz tutmuş. -2 idi gece. Bakayım açılacak mı kapı? Açılıyor. Açılmasa da app'ten açabiliriz artık. Sonki gelen güncellemeyle beraber. Evet. Bir daha güncelleme gelmiş. Software update var diyor. Koltuk ısıtmamızı açtık. Önce bunu da açalım iyice. Şimdi halleder. Evet efendim, kameraya geçtik şimdi. Yan ile görüştüm sabah. Dedi ki saat 2 gibi gelirsen daha iyi dedi. Öncesinde biraz işlerim var. Boyada olacağım dedi. O yüzden Tesla'ya gelince şarja taktım. Şarjı biraz azdı. Şimdi şarj olur. Dolmuştur artık. Sabah geldiğimde 10'du saat. Şu an 1 ve çıkmam gerekiyor ağaca. Bakalım yüzde kaç dolmuş, telefondan bakacaktım ama arabanın yanındayız zaten, arabadan bak. Evet, %85 olmuş şu an. %85 bize her türlü, her şekilde yeter. Şöyle telefondan şey yapalım. Telefondan ya da içeriden yapabiliyorsunuz. Unlock charging port diye. Şimdi yaptığımız zaman telefondan basar basmaz aynı anda oluyor. Yani nasıl bir internet, nasıl bir şey var bilmiyorum. Bluetooth falan değil. İnternetten gidiyor bilgi. Tesla'ya gidebiliriz. Oradan da direkt eve geçmiş olurum. Akşam tekrar Audi'yi bırakmak için buraya gelmemiş olurum. İyi olur. Bir taşla iki kuş olmuş olur. Arabayı da şarj etmiş olduk böylelikle. Bugün bakalım burada ne kadar yemişiz. Şöyle bir tane uygulama var. Uygulamada buranın uzaktan ne kadar ne yediğini görebiliyoruz. Şu an evin uygulaması mesela, bu ev 4.9 kW üretmiş. Burada da görüyorsunuz 2 Euro'luk, yani 1.3 metreküplük gaz yakmışım. 30 kW'da 11 Euro'luk da şarjı doldurmuşum arabanın. 11 Euro bize der, yeter artar bile. Hadi bakalım. Arabayı çıkartayım, sonra yola devam. 80 km ya da 90 mıydı neydi bilmiyorum. Evet efendim, Next Level'a geldik. Şimdi şurada gördüğünüz iki tane paket bizim aracın karbon kaputu ve karbon tamponu. Burada yaptırdık. Burada derken burada değil, Almanya'da yapıldı. Buraya geldi. Neden Japonya'dan söylemedin? Çünkü yoktu stoklarda. Stokları bekleyeceğimize direkt Almanya'da
karbon olarak söyledik. MT karbonda yapıldı arkadaşlar bunlar. MTkarbon.d. Bazı araçlarınıza falan karbon parçaya yaptıracaksanız ya da zaten ellerinde varsa hemen irtibata geçebilirsiniz. MTkarbon.d'den. Kaput bildiğiniz orijinal Nismo kaputu gibi. Bir tek Nismo yazmıyor ama orijinal kaput. Şöyle görelim nasıl olduğunu. Kalıbını çok güzel almışlar. Ortadaki hava kanalları, su gidişi vesaire, suyun gideceği yeri hepsi gördüğünüz gibi aynen bizim Nismo'daki gibi. Hali harbi karbon kaput yani. Çakma falan filan değil. Nismo nasılsa öyle. They do exactly same as Nismo. It's from like Germany. Model. Yeah, it's from Germany. Yeah. Same as Nismo. Like Pickle. this is exactly same as my Midnight Purple. There's all the inlets here, the water okay. canals and everything. It's exactly same. Is this different than the other one that you? Of course, or? it's just garbage. The other one is garbage. Okay. Yeah. Look, if you check the under of this, let's see the bottom of this. Yeah, but then. Yeah, see, it's full carbon. Oh, cool. Easy. This is very good and it fits just Easy. As good as Nismo. Very nice. They sent me a letter. Hi, I love you. Bye. This is awesome, yeah. What do you think? Does it need sanding or anything? So under it, we are not going to paint. Maybe clear coat? On the inside? Yeah, that would be nice. To make it shiny? Yes, that would be nice. Outside, do you think it is sanding or no? It needs, how do you say, a primer. Primer, like, okay. If you look closely, okay. You see a little holes. Yeah, exactly. And okay. If I'm going to paint, then you see the holes through the paint. A risk we don't want to take. We are not hurrying, so let's make it perfect. Very nice. This is exactly same material, same. Normally, I didn't want the bumper in carbon, but... No, this side is... Okay, sorry. Normally, I didn't want this in carbon, but they said they only do carbon. Okay. I said, okay. Anyways. It's the same quality as yes, it's exactly. Right. I'm just so sure about their fitments. It fits perfect. Oldukça kaliteli görüyorsunuzdur zaten. Gördünüz şeylerini, kanallarını falan. Altı da karbon. Su geliyor buradan. Şuradan delikten aşağıya giriyor. Normalde şöyle yukarıdan baktığınızda su o delikler görünmüyor zaten. Direkt şuraya vurulmuş oluyor su. Hani bilerek şuradan çapraz geliyor. Su sokmadıktan sonra su girmiyor. Midnight Purple'dakinin aynısı. Tekrar edin nereden geldin? Hani olur da siz de isterseniz. MTkarbon.d'den geldi bunlar. Bu hafta boyayacak bunları yan. Ondan sonra yavaş yavaş fitment'ımıza başlayacağız. Onu sökerken şöyle size aracımızı göstereyim artık ha. Vallahi özledik ya. Ne zaman oldu arkadaş? Şöyle intercooler'ımızı göstereyim mi arkadaşlar size? 15 santimden fazla. Ulan benim elim küçük duruyor üstünde ya. Şunun büyüklüğüne bak. Evet intercooler'ımız böyle. Normalde görünmüyor. Tabii tam bir canavar. 820 beygir normal benzinde yani şey bile değil. 100 oktan bile yani 98 oktan da çıkan gücümüz 821. İstediğim gibi yapacağım bunu bu arabayı. Yani main focus diyecektim. Yani asıl arabam, proje arabam bu. Bunu bitirelim. Ondan sonra yavaş yavaş bakarız başka şeylere ama burada lenslerimiz geldi. Japonya'daki lensler, Japonya'dan gelen lensler tabii ki parlak falan. Buradakinin içini siyaha boyamışlar böyle. Siyah duruyor içler. Oldukça çirkin, arabaya da çok çirkin bir görüntü veriyordu ve bunlar çizik zaten. Şuralarda da gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz ki? Hafif hafif çatlaklar, bir şeyler var. Yeni lenslerimiz geldi Japonya'dan. Şimdi derken 1-2 ay önce geldi işte. Evet. That's clean. Yep. That's awesome. Yeah. Okay. No need for painting or anything. Yeah, perfect. Şimdi bunların içi xenon olacak arkadaşlar. Xenon derken şöyle yuvarlak var ya bulb. Ondan olacak. Onun açı ayarlaması çok daha rahat. Yoksa normal lamba koyarsanız buraya şu arkadaki kanallar ve açılardan dolayı zaten ışık istediğiniz gibi yansımayacak. Yansımıyor. Tüvden geçmez yani. O yüzden öyle yapılacak. Şu an arka diferansiyelde boşluk vardı. O bir tane dükkana gitti. Diferansiyel full refresh oluyor. Diferansiyel yok şu an arabada.
O refresh olacak. Olduğu gibi güzelce yapılacak. Boyaya bak, boyaya. Yan yine döktürmüş. Midnight green. Yani is this midnight green? Looks amazing. Your custom color again, right? Tamponumuz burada. What is this? Okay, inside is full carbon. I don't know why is it in blue and it's... Yeah, it's like a gel coat. Yeah, it's like a plastic wrap, but it's not. So no exposed carbon. Yeah, outside. It's okay. For me, it's gonna be painted anyway. So yeah, okay. Finish it perfectly, but I don't know. So they send it some places. Bu da böyle, bu şekilde yapmışlar. Niye böyle yaptılar bilmiyorum, soracağım. Ama karbon arkadaşlar olduğu gibi ürün ve çok hafif. Gayet güzel. Wanted exposed carbon. Yes, normally I thought it's gonna kick. Come like this, but no, it's not. I will ask them why is it like this. Probably they have different The molds are like three molding, pieces, yes. And then they had to connect it like this. And maybe it's not gonna be they don't want it to be exposed probably, and then yeah, they did something of, like this. Yeah, the connections and everything. It's okay, should be okay, but did they send the metal pieces with this? Normally there should be, you know. It's very light. Anything else in the box? No? Holy cow. We are gonna, so... Yeah. It can't be open like this. You know the meshes? Mesh? Metal mesh. Yeah, maybe it's here. No. No, there's nothing. No. No, it's not. Okay, I'll contact them. If not, I'll order from Japan. It comes in 5 days. Oh, okay. 5 days, yeah. No, they send with DHL. If I do it in primer, then I leave it for after my holiday. Yeah, okay. Yeah, it's not about the car. It's just different. It's just random. They don't know the car is blue or not. Yeah. Yeah, maybe you can measure before painting and then course, yeah. Cut it. Okay. I'm not gonna cut in the paint. Hadi bakalım arkadaşlar, ben şimdi eve doğru gideceğim. Bu böyle kısacık bir şeydi. Geldik, gördük bunları. Şu sprayı almışlar kendilerine. Güzel, onun üzerinde çalışıyorlar. Bir aya biter herhalde. Burada şu dışarıdan gelen inleti görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir parça. Oğlum vurup durma lan. Kuyruğundan vurup duruyor. Şurada şöyle gelip motor yolu soğutma. Radyatörü var içinde. Hava giriş çıkış yeri vesaire orada duruyor. Evet, radyatörümüzde Nismo yazıyor. Kocaman Nismo radyatörün ta kendisi. Ama içeride olduğu için o görünmüyor. Intercooler'ımız Grady. Grady'de bir şey yazmıyor. Öyle. Söyleyeyim, yana Nismo yazsın buraya. Yazdırayım. Arkada var şey. Template. Fake Nismo. Önde güzel duruyor ya, yani görünüş olarak güzel duruyor. Yoksa bu şu anki şu üstündeki Nismo'nunkinden daha iyi de, yani sadece görünüş olarak alışkınız ya öyle. Şunların büyüklüklerine bak ya, boruların. Şaka da şey. Neyse, ben gider şimdi. Yavaş yavaş yola çıkayım. Sonra arabayı inşallah kaydedeceğiz Hollanda'da. Kaydettikten sonra sigortası, kaskosu, ıvırı zıvırı. Ondan sonra binebiliriz. Evet, bu da yanın yeni Skyline'ı. 4 kapılı, otomatik, turbosuz Almanya'ya satmış gidiyor. Karşıdaki de Tesla. Bana diyor, senin GTR şimdi diyor daha fazla para edecek artık diyor. Niye dedim? Hollanda'dan bir tane daha Skyline gidiyor artık dedi. Dedim hangisi? Benimki diyor. 20'ye mi satmış. İyi güldürdü beni. Tatlı şeksin ha. Helal nerede? Helal nerede? Helal nerede? Tamam. Şuraya ölçüm yaptık. Şuradan birazcık kesilmesi gerekiyor çünkü intercooler'ımız çok büyük. Şu iç taraftan birazcık yontulacak, yoksa yanaşmıyor. Bunun orijinal latch'lerini aldım. Almıştım yani. Onlar gelecek. Şunlar çıkacak. Eski kaput için olanlar. Onlara gerek yok. Eski tamponum. Evet, şu metal stay olduğu gibi diğerine geçecek. Üzerindeki plastiklerle beraber. Aa, mesh'lerimiz var işte burada ya. Mesh lazım diyorduk. Mesh'leri kullanırız. Evet evet, mesh'leri kullanırız. Şunlar yani içindeki. Şunu bir alayım bakayım, gideyim. Üstteki meşe oluyor mu arka tarafta? Şuralar aynı, şuralar aynı. Tamam. Yan taraflar yok ama belki Zipfin için olandan gider. Sipariş ederim. Bir haftaya geliyor zaten. Altlarda olmuyordu, şuralarda oluyor. Ha bak, olmadı. Neden? Çünkü daha fazla delik var. Daha geniş. Burada onlar daha geniş. Zipfin mesh set söyleyeceğiz o zaman mesela. Bir de orijinalindeki altlardaki de şunlar oldukça çirkin duruyor zaten. Benden bu kadar arkadaşlar. Geldim, gördüm, parçayı verdim. Gidiyorum şimdi. Arabayı güzelce boyamış yan. 2 haftada hazır ettim diyor. Gidecek o. Bundan önce primer yapılacak. Astar bir şeyler işte. Clear coat, sonra boya.
Şunun şuralarını boyamayacağız. Karbon şeklinde kalacak ama clear coat olacak. Bir de alt tarafı da yine sadece clear coat ne demek işte bilmiyorum Türkçesini. Şurası da yine kalacak siyah şeklinde. Efendim kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoş kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu kapattık ama şimdi Volvo'yu almaya gideceğiz daha. Volvo'yu alalım bakalım. Ne tutmuş, ne etmiş. Biliyoruz az çok ne tutacağını da. Öyle. Şimdi eve kaç kilometrem kalmış? 49 kilometrem kalmış. 34 dakika diyor. Eve vardığımda 37, %37 kalıyormuş. 85'le çıktıydık yola sanki. Ne yapmış oluyor? %48'lik mi yemiş oluyoruz? %48'lik ne kadar doldurmuştuk? Zaten ben şarjı takarken araba %38'lerde falandı bugün. Yaklaşık olarak 160 kilometreyi biz 11 euroya gelmiş olduk. Ne kadar karlı değil, hesabını siz yapın artık. Acayip karlı değil ama karsız da değil. Normalde 160 kilometrede mesela Audi ile gelseydim kaç yakardı? Bir hesaplayalım kısaca. 8 litre yakıyor 100 kilometrede. Trafiğe takılınca daha da fazla oluyor tabii ki. 100 kilometrede 8 yakarsa 160'da ne yakar? 13 diyelim. 13 litre. 13 litre yaksa litre 1.8'den alsak 13 çarpı 1.8 2 olsa 26 olur. 1.8 22 euroya falan denk gelir benzinle gelseydik. İşte %50 kar elektrikli. Bedava değil ama %50 daha az yakıyor. Hani şehir içinde orada burada gezerken de bir şey yakmadığı için yakmıyor. Hani şehir içinde daha az yakar derdin de yok. Bir de böyle trafikli zamanlarda otobanda falan, otobanda giderken zaten bir şey olmuyor yani. Böyle bir eğlenceli bir sürüş keyfi falan filan da yok. Bunlar niye yarış yapıyorlar? Otobanlı yerlerde şey yapmakta fayda var. Tesla ile gitmekte fayda var çünkü kuruyorsun, gidiyor kendisi. Çiçek gibi. Hani direksiyonu tutsan da tutmasan da gidiyor. Aa da bu yol veriyor direksiyonu tut diye. Ben böyle yalandan koyuyorum elimi oraya. Bir şey yapmıyorum ama gerisini o yapıyor yani. Yüzlük yerde 117 ile gidiyoruz evet. Çünkü trafik öyle akıyor. Evet, Volvo'ya akşam oldu. Yardım gerisi geri. Bir tek bizim arkadaş var dışarıda. Herkes gitmiş. Evet arkadaşlar, 3700 tuttu. Araba bize böylelikle market fiyatının yine de 3000 euro altında gelmiş oldu. Çünkü bu arabayı garantili şekilde alacaktık. O zaman pahalı olacaktı ve bize 2-3 hafta sonra delivery yapabiliriz demişlerdi. Dedim ben hepsini ben yaparım. Siz bana arabayı verin. Çünkü araba dedim 2 gün sonra lazım bana. O yüzden garantisiz aldık. Eksiklerini ben giderecektim. Onların bile bilmediği birkaç eksik falan çıktı arabada işte. Arka frenler bitmiş. Bir de direksiyonun kolunun yani aksların kafasında hafiften aks değil de bu direksiyon demirinin kafasında hafiften bir boşluk varmış. Onu hallettiler işte. O yüzden biraz daha pahalı tutmuş oldu. Şimdi çiçek gibi garantimiz, ıvırımız zıvırımız hepsinde var. İyi oldu. Güzel oldu. Hadi bakalım. Artık gönül rahatlığıyla yüksek kilometreler yapabiliriz, gidebiliriz. Efendim kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Otomatik pilotta böyle sağa sola sapmalar yapıyordu. İşte direksiyondaki küçük boşluktan dolayı. Şu an sapma yapma yok. Tabii ki alignment falan da yapıldı. Hiza alınması, şey lastikleri düzeltildi yani. Şu an muazzam gidiyor. Yani yolda kendini çok iyi ortalıyor ve dalmadan gidiyor. Evet. Japonya'dan Porsche'nin yedek anahtarı ve kitabı geldi. Çok şükür. The next day. Evet arkadaşlar, şöyle Van Krenenburg, neyse artık ismi, böyle bir yere geldik. Şu sandalyelerden beğendik. Nerede? Şunlardan 20 euro tanesi. Şunları da altına koymalık. Bahçeye, en arkasındaki bahçeye birazdan yeşil bitki falan alacağım. Sahte bitkilerden. Onları da garaja götüreceğim. Şu tarafta var. Evin önündeki bahçeye birkaç tane şunlardan alacağız. Çiçek tutma saksısı ama böyle tavşanlar tarafından taşınıyor falan böyle. Çok güzel ya. Çok da tatlılar. Evet.
Saksıları tavşanlar taşısın bakalım. Evet. Saksımı şu köşeye koyayım. Sandalyeler. Onlar eve gidiyor. Tavşanlar eve. Bitkiler buraya. Çiçeklerimiz böyle. Aynadan bakınca 4 tane almış oluyoruz. Normalde 2 tane. Güzel oldu. Avricim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne ettin? Evet, sarıyla mavişi bekliyoruz buraya artık. Gelseler de burada çay içip muhabbet etsek arabalarımızla. A few moments later. Evet, şimdi ise bankaya gidiyorum. Yeni açtığımız bir şirketin, yeni derken birkaç ay oldu. Kasım'da açtık galiba. Onun banka işlemleri için bankaya gidiyorum. Bir ay önceden randevumu almıştım. Nasıl bir güneymiş banka. Hesabımızı açalım. Şirketimiz de inşallah Mayıs'tan sonra aktif olacak. Çok güzel ama yani bizim kanalın takipçilerinin sevebileceği tarzda bir uygulama diyeyim. Evet, bankadayım. Bankanın içi böyle arkadaşlar. Adamlar bankayı böyle yapmışlar. Bir kahve içsen, geliyorum birazdan dedi. 2 dakika var toplantıma. Eleman dedi, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz bu şirkette falan. Anlattım fikri, ya muazzam fikir ya diyor. Dur diyor, hesabı açalım da diyor. Benim sana çok soracağım soru var diyor. Bir de Japonya'dan arabada getirmek istiyorum. Lan dur. Aracı ilk aldığım günden beri yıkamadım hiç. Ne kadar oldu derseniz aldım. Daha 16-17 gün oluyor. Bir yıkayacağım, bayağı kirli. Ama bu rengin de güzelliği kir göstermiyor. Aracımızın ismi kendi uygulamasında, Volvo uygulamasında Dana. Dana'yı şöyle bir yıkayayım bakayım. Horse washing. Hakikaten dana kadar varsın ha. The next day. Evet, bahçemizi temizleyeceğiz. Şimdi kış bitti, bahara doğru çıkıyoruz. Şuraları açıyoruz. Elek aldık şuradaki topraklarımızı. Ön taraftan çıkan toprakları, onları bir eleyeceğiz. Ondan sonra burayı, şu yeşil şeyini alacağız bir. Sonradan buraya suni çimen yapacağız. Halı gibi. Rahat rahat çocuklar dolansın diye. Biraz daha güzel görünür. Evet, Bera Bey okuldan geldi. Salıncak sallanıyor diyordum. İndi. Niye indi ne? İyi, seni tartıyor. Ya ayağını öyle yere dokundurursan tabii yavaşlarsın. Tamam, yavaş vur, daha vurma. Tamam. Kırdın. Şimdi şu çöp poşeti uçmasın diye 4 tane küçük saksıyı koydum kenarlarına. Bunu şimdi eleyeceğim. Elediğim kumu gerisi geri bunun içine koyacağım. Elekte kalan pisliği de çöp kovasına atacağım. Bakalım şu kadar şeyden ne kadar çıkacak. Eleğimizi az önce gidip aldım. Güzel bir elek. Onu mu eleyeyim? Eleğimi asayım bakalım. Var mı? Bu ne demek isteyen? Bayağı da pislik olmuş. Şimdi elediğimiz toprak güzel oldu, kum gibi oldu ama bunun dibinde çok büyük delikler var. Şu bizim daha önceden aldığımız küçük odun parçacıkları. Hani şöyle altına küçücük serdik mi hem bu gübre görevi görür hem delikleri kapatır, iyi olur. Evet, şimdi bu yeşillikleri çıkartıyoruz şu makineyle. Şu tarafta çalıştığım yer şöyle. Tam şu tarafı langur langur yapmışım biraz ama şunu ve şunu yavaş yavaş özenerek yaptım. Oluyor, ilacını da döktük. Yavaş yavaş yapmaya devam edeceğiz. Yeşil ve gri yerler belli. Hepsini yavaş yavaş bitireceğiz bakalım. Şöyle. Evet.
Aradaki fark görünüyor zaten. Evet. Olduğu kadarıyla temizledik. Yarın kuruyunca kalan yeşillikler belli olur. Yarın çekmeyeceğim zaten. Ne kadar yeşillik aldı belli olmasın. Buraya suni çim yapıp yapmamakta kararsızmışız. Ben karar kıldım aslında ama İçişleri Bakanı belki diyor olmaz diyor. Yani mantıklı mı acaba diyor. Bakalım.